Kadınlarla ilgili aslında herhalde en güzel mesajı zamanında Büyük Usta Neşet Ertaş vermiş. Kadınlar insandır, biz insan oğlu demiş. O mesajda belki de tüm anlatmak istediklerimizin ötesinde çok daha büyük anlamlar saklı. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dedik ya, kurumlar, siyasi partiler, pek çok noktada bugünle ilgili verilen mesajlar vardı. Önce Eskişehir'de siyasi partilerle başlayalım, bakalım neler yapmışlar güne dair. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle siyasi partilerde düzenledikleri basın açıklamalarıyla tüm kadınların Kadınlar Günü kutladı. CHP Eskişehir İl Kadın Kolları tarafından Ulus Anıtı önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında İl Kadın Kolları Başkanı Fikriye Altınsoy kadın işsizlik oranlarına dikkat çekti. Kadının emeğini yok sayanlara haykırıyoruz. Her kadın emekçidir. Kendisinin, çocuklarının, ailesinin ve toplumun geleceği için insanca yaşama kavgası verir. Biz Cumhuriyet Halk Partili kadınlar olarak bu kavganın da, bu taleplerin de, geleceğin aydınlık günlerini barındıran bu umudun da yılmaz savunucularıyız. Bizler haklı mücadelemizi örgütleyerek tarihe yön verenler olacağız. Emek biziz, umut biziz, mücadele biziz, halk biziz. Halkın iktidarını da bizler kuracağız. Açıklamaya CHP Parti Meclis Üyesi Gaye Usluer, CHP Milletvekili Utku Çakırözer ve CHP İl Başkanı Recep Taşel de katıldı. Konuşmanın ardından kadınlar taşıdıkları dövizler ve pankartlarla İsmet İnönü Caddesi'ne kadar bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Gelsin baba, gelsin koca, gelsin polis, gelsin şok, inadına isyan, inadına isyan, inadına özgürlük. İYİ Parti kadın politikalarından sorumlu Eskişehir İl Başkan Yardımcısı Serap Diker ve beraberindeki İYİ Partili kadınlarsa 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle taş başında bir basın açıklaması yaptı. İYİ Parti'nin gündeminde ise kadına şiddet vardı. Diker, Türkiye'de kadına yönelik şiddet olaylarının her geçen gün arttığına dikkat çekti. Ülkemizde kadına yönelik şiddet vakaları gün geçtikçe artmakta. Neredeyse her gün bir, hatta birden fazla şüpheli kadın ölümü gerçekleşmektedir. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşmekte, pandemiyle birlikte kadınların ev içi yükü daha da artmakta ve kadın istihdam oranları düşmektedir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle açıklama yapan Saadet Partisi Eskişehir İl Kadın Kolları Aile ve Kadın Politikaları Başkanı Serap Demir ise Türkiye'de kadınların en büyük problemlerinden birinin geçim sıkıntısı olduğunu söyledi. Kadınlarımız çalışma hayatı içerisinde büyük zorluklarla yaşamaktadırlar. Evlerine gelir getirebilmek için ağır şartlarda, uygun olmayan zaman ve zeminde, sosyal güvenceden mahrum statüde ve ucuz iş gücü olarak çalışmak durumunda kalmaktadırlar. Çıkarılan yasalar iyileştirilse de bu yasaların uygulanmasındaki keyfilik ve denetimsizlik özel sektör başta olmak üzere birçok alanda büyük mağduriyetler oluşturmaktadır.